Bodrum'da önceki günlerde yaşanan ABD askerine yönelik protesto eylemleri Bodrum esnafı tarafından kınandı. Bodrum'da 4 gün kalan ve önceki gün yeniden Akdeniz'e dönen ABD savaş gemisiyle gelen askerlere yapılan protestolar hakkında ne düşündüklerini sorduğumuz esnaf, olayların ticari tarafına dikkat çekerek eylemleri tasvip etmediklerini belirttiler. Kış sezonunda olunması nedeniyle iş yapamadıklarını vurgulayan esnaflar, ABD askerlerinin gelmesiyle Bodrum çarşısının canlandığını belirterek, kış aylarında zaten iş yapamıyoruz, bu gemilerin gelmesi ekonomik olarak güç katıyor bizlere şeklinde görüş belirttiler. Ekmeğimizi engelliyorlar, bu sene de yaptılar. Herhalde bundan sonra da gelmezler diye düşünüyorum. Bodrum çarşısında konfeksiyon mağazası olan Salih Ömeroğlu protestolara kınadığını ifade ederek kış ayında işler zaten yok. 3-5 kuruş para kazanacağız. Bu işlerimizde bu tip insanlar engelliyor. Ekmeğimize kan doğuruyorlar dedi. Başka bir konfeksiyon mağazasının sahibi ise olaylara yine ekonomik açıdan değerlendirme yaparak şunları söyledi. O gün hatta kendim çalışıyordum. Dükkanı tam kapatmak üzereydim. Akşam 8 civarlarıydı. İşte buradan bana şey dediler. Amerikalı askerler gezecek diye. Ben de işte kapatmadım. Dükkanı bir paspas etmeye battım. İçeri girdiler. O anda çok güzel iş oldu akşam üzeri. Gündüz kimse yoktu ama. Protestolardan dolayı öyleymiş. Ama işler etkilenmedi. Bu mesela bugün siftah yok. Gittiler. Siftah yok şu anda. Esnafa zarar ediler. Esnaf şu anda kaybı var. Adamların tatili ben sordum kadarıyla 2 haftaydı. Biraz daha erken aldılar. Yani erken aldım mesela 3 gün erken bizim 3 günlük kaybımız demek. Şu anda kış vakti bizim 1 lira para yapmamız bile bizim için şu anda büyük bir kazanç. Güneş gözlükleri satan Ramazan Elina isimli esnafsa protestoları çok yanlış bulduğunu dile getirerek bu protesto esnafa çok zarar verdi. Kış aylarında bu askerleri bekliyoruz. Bunlar da gelmeyince kış ayında esnaf ne yapar bilmiyoruz. Yapılan bu protestoyu kınıyorum dedi. Esnafa çok zarar veriyorlar tabii. Ayda yılda bunları bekliyoruz. Bunlar da gelmeyince Bodrum'un hali ne olur bilmiyorum. Amerikan askeri olsun başkası olsun yani sonuçta misafirdir. Misafirliğimizi yani göstermemiz gerekiyor. Çuval geçirme, kötü şeyleri yapmamız yani ben iyi bulmuyorum, güzel bulmuyorum. Kınıyorum kendilerini. Bodrum'da ayakkabıcılık yapan Mehmet Yanlısa, sokak bomboş. Şu anda gelen giden yok. Kış aylarında işler zaten yok. Bu aylarda Amerikan askerleri de bu protestolardan dolayı dışarı çıkmadı. Bir kazanç sağlayamadık o yüzden. Ülke olarak yakışmayan şeyler. Bu protestoyu da kınıyorum dedi. Sokak bomboş şu anda. Gelen giden yok gördüğünüz gibi. Ondan dolayı yani işler zaten yok. Onlar da bu olaydan dolayı çıkmadığından dolayı iş yok yani. Piyasa bomboş. Kınıyorum tabii ki. Yani ülke olarak bence yakışmayan şeyleri yapıyoruz. Hediyelik eşya satan başka bir esnafsa bu protestoların doğru olmadığını belirterek yapılan protestoyu kınıyorum. Para kazanamıyoruz dedi. Doğru yapılan bir protesto değildi. Bunlar asker sonuçta. Onların istemleri dışında bir şey. Bunlar da emir kulları. Burada gelip sokakta hareketlilik yaratıyorlar. Alışveriş yapıyorlar. 3 gün boyunca burada gayet güzel alışveriş yaptılar. Eğlendiler, yemek yediler. Bu esnafımızı olumlu etkiledi. Ama böyle protestoların olması tabii hepimizi etkiledi. Dışarı çıkmaları gerektiğinde alışveriş yapmaları gerekiyor. Tabii bunlar biraz korktular. Çıkamadılar dışarıya. Alışveriş yapmaktan kaçındılar. Bu 2 gün öncesine kadar daha güzel alışveriş yaptılar, eğlendiler. Olmasaydı daha iyi olur.